Merhaba arkadaşlar. Bugün Ethereum'u size biraz anlatmak istiyorum. Çünkü Ethereum'da çok büyük gelişmeler var. Ethereum'da bir boğa rallisine başlıyor olabiliriz. Beklediğimiz o adım artık yaklaşmış olabilir. Hemen bunun sinyallerine geçmek istiyorum. sizinle heyecanlı bir şekilde zaten size son takip ettiğiniz süreçler şunu fark etmişsinizdir. Ethereum'da biraz bir kımıldama var. Bunun çok güçlü bir temel tarafı olmasıyla birlikte teknik tarafı da artık bazı işaretlerin yakıldığını, bazı işaretlerin alındığını görüyoruz. Hemen ona geçelim. Bir günlük baktığımız zaman Ethereum'a çok rahat bir şekilde topu formasyonu görüyoruz. Tersten sol omuz bakın burada, sol omuz burada, baş burada, sağ omuz burada ve bu formasyonun biliyorsunuz ki boğa sezonunda yukarı doğru kırılması çok yüksek olasılıklı oluyor. Zaten ilk sinyalini de vermiş, biraz kırmış. Eğer yukarı doğru giderse önü açılır ve 1900'ler, 1950'lere kadar gider. Ancak bunun için Öncelikli olarak Ethereum'un en büyük önündeki engel 1750 seviyesi. 1750 seviyesinde çok büyük bir direnç var. Bu 1750 seviyesini kırarsa o zaman biraz daha sakin, salim bir şekilde Ethereum'u izliyor olacağız. Teknik tarafta güzel gelişmeler yaşıyoruz şu an. Öbür taraftan temel tarafta da artık Ethereum'un üzerindeki baskı biraz kalkıyor ve güzel gelişmeler görüyoruz gibi. Hemen hızlıca İlk haberimi paylaşayım. Bu temel taraf için çok önemli bir haber. Çünkü biliyorsunuz Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey büyük bir Bitcoin savunucusu. Hep Bitcoin üzerine yorumlar yapar. Hatta biosuna bile Bitcoin yazdığını görmüştük. İlk defa, tarihte ilk defa bu kişinin bir tweetinde artık Ethereum bazı bir servisi kullanma dair bir tweet gördük. Bakın biliyorsunuz ki şu an Jack Dorsey ilk tweetini NFT olarak satışa sundu ve işte bu tronun sahibi olmak üzere birkaç tane kişi bunu almak için yarışıyorlar. Tabi burada hani kim en yüksek fiyatı verir alır bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısım Ethereum servisini kullanıyor olması ve NFT'nin Ethereum ağ üzerinden zaten satılıyor olmasından fungible tokens biliyorsunuz. Bu bizim için çok önemli çünkü artık Jack Dorsey bile Ethereum'u yavaş yavaş kabul etmek durumunda kalıyor. Hatta bakın burada Diğer bir haber de var bununla alakalı daha detaylı. İkinci haberimiz Sushi swap. Biliyorsunuz Sushi swap. dedik ki ben poligonda artık kendime adapte edeceğim ve poligonu adapte etmesiyle birlikte de ne oldu? Ethereum katman 2 çözümünde aslında kendi sistemini adapte etmiş oldu ki bu da büyük bir gelişme. Aynı şekilde Yine Uniswap. Uniswap'ta biliyorsunuz V3 upgrade'ini yani V3 güncellemesini bekliyoruz. Eğer bu olursa burada çok iyi bir katman 2 ölçeklendirmesi göreceğiz. Bu da tabii ki Ethereum tarafındaki gaz pricelerinin o gaz ücretlerinin aşağı doğru gelmesine neden olacak ki bu çok olumlu bir haber. Çünkü Ethereum tarafındaki en büyük sıkışmalardan bir tanesi zaten bu gaz ücretlerinin yüksekliğinden kaynaklanıyordu. Bunu heyecanla bekliyoruz aynı şekilde ve en 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 büyük haberlerden bir tanesi de Ethereum'daki Londra Fork'u yani London Fork'u. Ethereum EIP 1559'un Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Bu London Fork olursa eğer kesinlikle bir ücretlerin düşeceğini görüyoruz. Yani bu madencilerin kazandığı ücretlerin düşeceğini görüyoruz. Çünkü sadece Şubat'ta arkadaşlar Ethereum madencileri 650 milyon dolar fi olarak kazanmışlar. Çok yüksek bir rakam bu. Sadece Şubat'taki kazançları bu. Ve şimdi ne oluyor? Bu London Fork'u geldiği andan itibaren bunun minimumda %25 daha aşağı gelmesi düşünülüyor. E tabii ki bunun kazımını yapan pullar, o havuzlar, o Ethereum madencileri bunu kabul ediyor mu? Baktığınızda Ethereum madencileri tarafında büyük bir hoşnutsuzluk var. Kolay kabul edebilecek gibi durmuyorlar ancak biliyorsunuz ki burada hem Ethereum kullanıcıları hem Ethereum geliştiricileri Ethereum komitesi var arkadaşlar karşılarında. Onların hepsi bu fork'u destekliyor. O yüzden şu an madencilerin birleşip bir savaş açma gibi bir olasılığı varsa burada herkes kaybeder. Bunu da düşünmeleri gerekiyor. Zaten en büyük pool olan F2 pool'u fork'u destekliyor. Bakalım bu tarafta daha çok haber diyoruz gibi geliyor daha Temmuz'a kadar. Ancak şu an Ethereum'da bullish yani Ethereum'da bir boğa sinyali var. Bunu değerlendirmek lazım. Siz de ona göre kendi pozisyonlarınızı ayarlayın. Kendinizi üzmeyecek seviyede değerlendirebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu. Ben sadece de haberleri aktarıyorum, tekniği gösteriyorum. Burada böyle bir sinyal olabilir diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi günler dilerim.